Evet, bugün bir vlog günü. Bir arkadaşımıza Mondial Drift'le almaya gideceğiz. Arkadaşım alacağım. Lütfen benim motosikletim sanmayın. Benim yeni motosikletimi daha paylaşmadım. Ondan dolayı böyle bir başlangıç yapalım. Haydi görüşürüz. Metrify. Eğitici videolar var değil ki clickbait videolardan. Linki tıkla ya da TikTok'a bak. Tutku ya da bizi biskolata. Şehrin her sokağında Metrify. Gezdiğin sokak sokak sen. Yeni video, yeni içerik. YouTube'a getiriyor yenilikler. Videonu bekleyen yeni gençler. Yenilik isteyen seni izler. Ya ya ya. Evet, SB Motor'a geldik. Evet, şimdi mikrofonsuz bir çekim yapacağım. Bakalım ses kalitesi nasıl olacak? Emin değilim, dışarıda da bayağı ses var ama şu gimbal zımpırtısına alışmak istiyorum vloglar için. Böyle aksaklıklar olabilir. SB Motor'a geldik. Gelmişken şöyle hop çevireyim de. Bayağı zorluyor beni ya. Gelmişken bir içeriği gezelim. Neler var? Ters geliyor. Hangi motosikletler var? Bir göz atalım. Böyle girişte scooter modelleri ve şu arabamsı şeyler var. Bir tane bunlardan alasım var valla. Biraz pahalılar. 100 bin lira civarı ama kışın bence güzel olur. İçeriye geçelim. Da Dominar 250 Bajaj, benim sınıf biliyorsunuz, bayağı güzel. Ve benim eski motosikletim RS200 2022 model. Şu deponun rengi benim pek hoşuma gitmedi ya. Eski siyahlar daha güzeldi. Neyse, 200. Bu da Aurora'nın hangisiydi bu? Ha? RS200 değil mi? Aynen. Aurora'nın RS200'ü. Bu da son zamanlarda bayağı revaçta olan bir motosiklet. Bunu da incelemesini çekeceğim yakında. Drift'le alacağımız motosiklet. Bugün çıkartırız inşallah buradan. Freedom falan filan böyle. Cappuccino'lar. Bayağı bir model var burada. Şimdi birazdan yukarıya çıkıp şu Driftlane'in, şu Driftlane'lerde beyazlar birazcık daha uygun fiyatlıymış almayı düşünenler için. Şimdiden ben önden söyleyeyim. Böyle. Ya şimdi ben ne zaman buraya gelsem birileri geliyor buraya. Esar'la Aris arasında kaldığını söylüyor. Arkadaşlar arada 20 bin lira fark var. Esar 200 ile Aris 200. Değmez. Ares. Şov burada. Şimdi son dokunuşlar yapılacak. Ondan sonra hazırız. İleride sizin de başınıza gelebilir bu tarz durumlar. Driftlerde kronik olarak yaşanan sıkıntılardan birisi de bu ayak müşürü var. Alt kısımda. Ondan dolayı ayak müşürü bozulduğu zaman elektrik almayabiliyor. Ateşleme yapmayabiliyor makine. İlk aklınıza gelecek o olsun, makineniz çalışmadığında böyle ateşleme olmazsa eğer, o ayak müşürünün yan tarafında bir kablo var. O grenajın tırnaklı kısmını söküyorsunuz, çıkartıyorsunuz, ayak müşürünün bağlantısını iptal ediyorsunuz. Ben yine bir güncelleme yapıyorum. En son sorun Pico'da çıktı maalesef. Çok basit bir sorun ama şey, bazen tecrübe lazım. Biz de böyle bir tecrübe edindik. Bujiyi değiştirdik, ne bileyim, aklınıza gelebilecek ateşleme ile alakalı her şeyi denedik ama 5 liralık pipoda sorun olunca, böyle göstereyim size pipoyu da. Evet, pipoda şu, şunu başka bir motordan alıp takınca ateşlemede hiçbir sıkıntı kalmadı. Burada ağlayan bir Merve. Burada Batu kardeşim. Şaşırtmıyor ya. Vallahi şaşırtmıyor. Şimdi Benelli alın. Benelli alın. Sonra ustadan kurtulamayın. Mert.
Kamera açısı iyi değil mi? Ha? Kamera açısı iyi değil mi diyorum? Gel 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 gel. Evet, geldik şimdi fasulyenin faydalarına arkadaşlar. O çok garip bir şeymiş lan bu. Neyse. Ben yaklaşık bu motoru bir seneye yakın falan kullandım. Hala da kullanıyorum. Şu an kız arkadaşıma alındı bu motor. Neler yaşadığımı anlatayım biraz size. Motoru denen bir firmadan aldım. Büyük ihtimalle burayı sansürleyecek zaten Mert. Oradan aldım motoru. Çıkardım eyvallah, iyi güzel falan. İşte daha 150 kilometrede falan motor bana enjeksiyon problemi vardı. Her neyse. Yaklaşık 4 kilometreye yakın yağmurun altında ittim ben bu motoru. Bir yetkili servise götürebilmek için. 2 gün falan bayide serviste kaldı. Enjeksiyon problemi dendi. Yapıldı carçurt falan. Ama işte yani sıfır çıkardığım motorun daha 150 kilometredeyken böyle yapması çok da iyi olmuyor açıkçası. Hani gönül ister ki böyle şeyler yaşanmasın. Ama aldığın motoru, yani aldığın motor belli, hani Mondial Drift'le alıyorsun. Hani Çin malı bir motor bu. İşçiliği çok iyi olan bir motor değil. Keşke biraz daha iyi olsaydı ama biraz daha iyi olsa zaten fiyatları daha da fazla uçar bu motorun. Orası ayrı mesele. Evet, şu an boş yapıyorum. Şu an boş yapıyorum. İlk defa video çekiyorum bu arada arkadaşlar. Her neyse, ama sen de yani ayıpla. Geç 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 geç. Veren. Her neyse. Bundan sonra 1500 kilometrede falan şu gösterge komple gitti. Sadece devir saatim çalışıyordu. Onu gittik, garantiden parçasını istedik vesaire. Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede elimde oldu bu parça benim. Hani bilmiyorum neden bu kadar uzun sürdü. Normalde bu kadar uzun sürmemesi lazım. Hani Mondial'in parçası sonuçta, hani ne kadar az bulunabilir? Ona da bir şey diyemiyorum. Şu an bu arada CF250SR kullanıyorum. 250SR'da parça problemi çekeceğimi söylüyorlar. 4-5 ay parça bekleyeceğimi söylüyorlar. Ama ben zaten Mondial Drift'le yaşadım bu sorunu. Hani drift'e binik parça sorunu çekmektense hani CF'ye binerim, parça sorunu çekerim. En azından eşeğe değil de ata binmiş olurum. Her neyse. Bu motorla 6000 kilometre falan bir tecrübem oldu. Hani bu motorlu Kızılcahamam'a gidip geldim. Motor çok hızlı bir motor değil. Zaten 125'lik motor. Ben en fazla, benim motorda zaten kesici de yoktu. En fazla 126 mı 124 mu o civarlarda bir şey gördüm. Yokuş aşağı, ama motorun var ya canını aldım. Öyle böyle değil yani. Ağzına sıçtım motoru. Gördü. Normalde bu motorun maksimum yapacağı hız düz yolda 105-104. Biraz daha zorla 108-109. Onun haricinde çok hız yapılacak, çok basılacak, kaçılacak bir motor değil. Drift'le hafif bir motor, 130 kilo. Kullanımı çok rahat, çok aşırı dik bir pozisyondasın. Hani ne bileyim, güzel motor. Başlangıç için alınır, sürünür ama işte hani diyorum ya. Ya şimdi mesela ben o parça sorunlarını yaşadım. Ondan sonra işte bazı sorunları yaşadım. Mesela bu motoru çıkartırken çok saçma sapan pipo mevzusu ya. Lan bir tane pipo lan, küçücük 3 liralık bir pipo yüzünden beyin değiştirdik, buji değiştirdik, gittik yeni benzin aldık. 2 saat motorla uğraştık ya şu kadarcık buji için, ama işte olunca oluyor. Yapacak bir şey yok. Mesela bazı kullanan arkadaşlarım var. Çok yakın bir arkadaşım da var mesela. Daha çok şükür bir tane problem yaşamadı. Şu an o da 6000-7000 civarında onun motoru. Şu an ikinci bir motor aldı. Drift'e yatırıyor. Drift'e çok bilmiyor. Hani sorunsuz geçiyor onun şu anki drift macerası. Keşke hep öyle olsa. Keşke herkesin drift öyle olsa, ama işte dediğim gibi Çin malı Mondial Drift yani. Bu motorla sendeki motor, bendeki motor çok aynı olabileceğini söyleyemem size. Dışarıda genelde paketçiler tarafından da kullanılıyor bu motor. Çok az yakıyor. Gerçekten inanılmaz az yakıyor. Kokluyor ya bildiğin böyle. Motora böyle at 50 lira böyle benzine. Gez gezebildiğin kadar, anladın mı? Şu an mesela 80 liralık benzin aldık. Bunun şu maşrafası mıdır, cart curt bir şey. Birazcık yukarıda olduğu için şu an benzin ışığım yanıyor. 80 liralık da benzini görmüyor. Ona da yapacak bir şey yok. Klasik zaten genelde bütün motorlarda böyle. Düz motor zaten yani. Al, bin, git. Yani benzinle koy, bakımını yaptır. Bir problem açmadığı sürece gez gezebildiğin kadar. Ha bu arada benzin pompasından da bir problem yaşadım. O bilmiyorum, belki benim hatam olabilir. Çünkü çok param yok benim arkadaşlar. Çok zengin bir insan değilim. Yani drift'e bile benzin getiremiyordum. Ben SR'ı nasıl aldım, neden aldım, hiçbir fikrim yok.
Ama aldık işte, yapacak bir şey yok. Neyse, az benzin koyarsanız arkadaşlar, bu lamba sürekli böyle yanıp sönerse ne olur biliyor musunuz? Benzin pompasınızı yakarsınız. Neyse, benzin pompanızı yakarsınız. Ben de aynı problemi yaşadım. Belki benliktir, belki benlik değildir, orasını bilemem. Ama yaşadım. Keşke yaşamasaydım. Böyle küçük küçük problemler ya, hepsi garantiden çözüldü. Çok güzel ama işte sıfır aldığın motorunda böyle şeylerle seni uğraştırması üzüyor, anladın mı? Motordan soğuyorsun. Yani böyle olmasa, daha farklı olsa gerçekten, hani şu an mesela sorunsuz binen arkadaşlar için söylüyorum, alıp temiz temiz çok güzel bir şekilde binebileceğim bir motor, hani 10 numara motor. Ama işte dediğim gibi Çin malı ya. Çin malı yani. Ben önceki motorla teker falan yapıyordum, yapmıyordum diyemem ya, ama hani ne kadar yapıyordum, atıyorum işte azıcık kalkıyordu ya da işte biraz kalkıyordu, şöyle gidiyordum biraz falan, hani öyle kilometreler ya da metrelerce böyle dırıt 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 dırıt. Ayağıma kramp girdi, ayağım. La gelme. Gelme. Kaskıma vurma. Kaskıma vur. Of, ayağıma bir kramp girdi. Allah belanı versin. Önüne bak ya. Kötü bir gaz tepkimesi de yok. Atıyor gidiyor yani, hiç yapmıyor. Alın geçin ya. Hiç yapmayın, abinin pedarı da çıkmış kapıya. Fena ya. Yanar. Kayıttadır hala. Merhaba. Evet arkadaşlar, motorun sahibi. Motorumuzun arkadaşlar, başka şeyler almaya bakın, boş verin. Mert de benden sonra tavsiye ederse onu da boş verin. Yok arkadaşlar, motor güzel. Mert kimle konuşuyor ya? Bilmiyorum, Mert. Mert. Yok, şu an konuşuyorum ben hala motor hakkında. Artık yeter. Yani motor iyi arkadaşlar ya. O kadar problemin sonuna rağmen bu fiyata alınabilecek en iyi motorlardan bir tanesi. Zaten piyasası da güzel. Koydun mu satılıyor yani. Siyah güzelle duruyor görüntüsü. Sattım oğlum. Şş, sus lan salak. Sus lan. Tamam hadi bitirek ya. Mert şu kaydı kapat ya. Ağzım kurudu Mert.